Hepinize merhabalar. A'dan Z'ye algoritmik işlemler serimizin ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümümüzün konu başlığı algoritmalar. Geçen bölümde küçük de olsa bir giriş yapmıştık aslında konumuza. Her bölümde biraz daha derinlere daldığımız bir eğitim serisi olmasını umarak ikinci videoya başlıyorum. Ben Kıvanç Özbilgiç. İkinci bölümümüze bir soruyla başlamak istiyorum. Bu soru acaba kazanmanın çok zor olduğu en önemli şey nedir? soru net. Kazanmak çok zor. En önemli şey diye sorsam ve biraz düşünseniz aklınızda canlanıyor mu bir şeyler acaba? Birçoğunuz para diye düşünebilir. Çünkü konumuz para kazanmakla alakalı olduğu için. Fakat para değil. Biraz daha ipucu vereyim size. Hiçbir şey yapmasanız bile kesinlikle kaybediyorsunuz. Kaybettiğiniz bir şey bu. Hep kaybediyoruz ve aslında geri alamıyoruz. Sadece bazen böyle aralardan şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Vakit kazanmaya çalışıyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi zamandan bahsediyorum. Hızla işleyen ve şu anki teknolojiyle bir türlü geri alamadığımız, keşke alabilsek dediğimiz zamandan. En azından zaman makinesi icat edilene kadar durum bu şekilde olacak gibi gözüküyor. Yani geri alamayacağız zamanı ekranda bir film afişi var. Geleceğe Dönüş Film Üçlemesi'nin ikinci filmiydi bu. Ve izlemeyenler için değişik bir tecrübe olabilir eğer izlemediyseniz hala. Efsane bir filmdir. Sanırım 1985 yılında geçiyordu ve 2015 yılına gidiyorlardı. 2015 yılında da uçan arabalar havada böyle gökyüzü arabalarla doluydu. Gökyüzünde yollar vardı. 2015 yılı geçmişte kaldı ve uçan arabalarla dolu bir gökyüzü hala çok yakın bir gelecekte pek mümkün gözükmüyor. Tabii bunun ne kadar çabuk veya kısa sürede olacağı şu anda kestiremeyiz ama şu an için çok yakın değil gibi gözüküyor. Geleceğe yolculuk yapamıyoruz. Ama geçmişe doğru şöyle bir hafıza tazeleyelim bir bakalım hep birlikte. Benim çok sevdiğim bir iki fotoğraf, ardarda arada fotoğraf gelecek. Arabalardan bahsettik, teknoloji dedik, zamanın öneminden bahsettik. Yavaş yavaş gelmek istediğimiz noktaya başlayalım. Hazır arabalardan da konu açılmışken sunuma 1900 yılına ait bir fotoğrafla başlamak istiyorum, devam etmek istiyorum. Benim şahsen çok etkilendiğim bir kare bu. Dediğim ya 1900 yılına ait Amerika'da ünlü 5. caddede Paskalya geçit töreni, geçidi diye de geçer. Geçit töreninde birçok burada taşıt var ve bu taşıtların neredeyse hepsi bir tanesi hariç at arabası. Sadece bir tane motorlu taşıt var. 1900 yılı bu Paskalya geçit töreni ünlü 5. cadde. Sadece 13 yıl sonra. Sadece 13 yıl var arada bakın. Aynı cadde yine Paskalya geçit töreni. Bu sefer Neredeyse, neredeyse değil tüm taşıtlar şu an ekranda gördüğünüz tüm taşıtlar motorlu taşıt olmuş 13 yılda. At arabaları yerine bırakmış. Tek bir tane kalmış ilk fotoğraftaki gibi. Bu sefer tek bir tane kalan at arabası. Yani teknoloji ne kadar hızlı ve çarpıcı bir şekilde ilerliyor, değişiyor hayatımızda. Tabii teknoloji bize fayda sağlamak için burada ama benim de yaşadığım şehirden bir fotoğrafla devam etmek istiyorum. İstanbul'a, İstanbul meşhur İstanbul trafiği ile ilgili. Arabalar bir hayli bizde de artmış artık. Ve ama hala filmdeki gibi maalesef uçan arabalar yok ve trafik beklemek zorundayız. Teknoloji bize zaman kazandırmaya, konfor, hız, daha hızlı, daha konforlu, güvenli ulaşım sağlamaya çalıştı. Ve başardı da aslında ama geldiği noktada maalesef durum bu. Başka yerlerden tıkanıyor. Trafik tıkanıklığı içinden çıkılmaz bir trafik var. Ve yine kaybedilen, geri alınamayan şey tekrar ve yeniden zaman. İşte teknoloji pes etmiyor. Hayatımıza, sevdiklerimize 5 dakika daha olsa kazandırabilmek için en iyi ve en kısa yoldan bizi yönlendiren navigasyon cihazları var. Cep telefonlarımız da var ve biz daha az trafikli yolu seçip daha hızlı gitmeye çalışıyoruz. İçinizde de mutlaka bunu kullananlar vardır. Şahsen ben sürprizlerle dolu olduğu için neredeyse markete bile giderken sürprizle karşılaşmamak, trafiğe takılmamak için açıyorum mutlaka telefonumdan en kısa veya en trafiksiz yolu. Çünkü bir anda nerede nasıl tıkanacağı bilinmiyor. Vakit kaybedebiliyorsunuz. Amaç ne? Yine söylüyorum 5 dakika dahi olsa zaman kazanmak ve en azından daha fazla zaman kaybetmemek. Yani orada kazanma değil kayıptan azaltma gibi bir şey var aslında. Kaybı azaltma. Evet. Telefonla yapılan şeyler sadece bu trafikteki ile sınırlı değil. Çarpıcı bir örnek. Yani teknoloji sayesinde zamanla telefonun içine neler dahil olmuş. Burada olmayan şeyler de var. Bunların hepsi telefonun içine dahil olmuş. İşte mesela navigasyon cihazı da var. Mesela aslında arabalarda önceden vardı. İşte görüyorsunuz fotoğraf albümü neredeyse bilgisayarların dahi yerini geçiyor telefonlar onların yerini alıyor sadece birer uygulamadan ibaretler artık ve tüm alışverişimizi telefondan yapabiliyoruz artık hatta hisse senedi alım satımlarımızı da yapabiliyoruz akıllı telefonlar da sürekli yanımızdaki elimizdeki bilgisayarlar haline geldi bilgisayar demişken solda oda büyüklüğünde bir hard disk var ve 1950'li yıllarda bu oda büyüklüğündeki harddisk sadece 5 megabaytlık bir hard diskti. Şimdi ufacık parmak kadar USB belleklerde neredeyse terabaytlar var ve yaklaşık 1 milyon kat daha büyümüş hafıza ve küçülmüş kapladığı hacimler kat be kat. Sağ tarafta da hemen bir bina görüyorsunuz. Binaya oda büyüklüğünde bir bilgisayar sokulmaya çalışılıyor. O zamanki teknolojideki bilgisayarlar böyle oda büyüklüğünde büyük. Ama işte hemen altında da aynı binanın aynı girişinde elinde çip tutan bir birini görüyorsunuz. O çipte belki birden fazla sayıda, birçok sayıda bilgisayarlar var. Çok önemli bilgiler var. Büyük hafıza, büyük bir hafıza var işte. Teknoloji bu kadar hızlı. Ben de bilgisayarlarla, kodlarla, algoritmalarla tanışmam aslında teknolojiyle, kodlamayla oldu. Commodore 64 kullanıyordum. Sadece 64 kilobaytlık bir hafızası vardı onun ve 64 kilobaytın içine kodlama yapılabiliyordu. Ben de kılavuzuna bakarak ben dans eden bir fareyi mi kodlamıştım? Ve o zaman böyle bir tanışmıştım ilk defa 64 kilobaytlık hafızayla. Bu kodlamayı yapıp tabii bakarak yaptım Commodore 64 üzerinde ve çok sevinmiştim sonra bir şeyler çıktı diye. O zamanlardan böyle kodlamayla alakalı, algoritmalarla alakalı ufak ufak kendi kendime belki de merak uyanmaya başladı bende. Sonrasında üniversitede daha da gelişti tabii. Değişim dediğimiz şey belki sadece teknoloji ve finansal piyasalar değil. Yani finansal piyasalar da teknolojiyle birlikte. Bunu tekrar tekrar oynatmakta fayda var. Finansal piyasalar da sürekli değişiyor. Bunun en önemli sebebi içinde para var ve içinde para olan bir şey de mutlaka değişimde öncülük ediyor. Çünkü buradaki amaç parayı kazanırken diğerlerinin önüne geçip daha kolay kazanmak. Teknolojik gelişmelere ilk açık olan taraf genelde finansal finansal piyasalar oluyor. İlk olarak finansal piyasalar uyum sağlıyor ve alışıyor. İşte bu çarpıcı ve hızlı teknoloji değişimi bunu göstererek Başlayayım ki ne kadar hızlı bir şeylerin değiştiğini hep beraber görelim. Gördüğünüz bu masadaki her şey önce sadece telefona, belki sonra buradaki gibi ileride de bir gözlüğe sığacak. Bu çok uzak gözükmüyor artık sanırım ve değişim bu kadar hızlı gördüğünüz gibi. Peki değişimin hayatın her yerinde olduğunu düşünürsek para kazanmak için çalışan ve mecburen çoğunluğu bu amaçla, bu güdüyle, hedeflerle işleyen finansal piyasal, piyasalarda yaşayan bir canlı gibi. Teknoloji ve zaman kavramları nasıl biraz da onu inceleyelim isterseniz. İşte burada şu an Borsa İstanbul olarak biliyoruz, BIST olarak biliyoruz ama eski adı IMKB, daha da önceki adları da var. Yani ta Galata'dan sonra Karaköy'e, ardından İstinye'ye uzanan bir hayat hikayesi var borsanın. Ben de biraz dahil olduğum andan itibaren bahsetmiştim. Bu hızlı Teknolojik değişime tabii ki finansal piyasalar ve bizim borsamızda ayak uydurdu. IMKB artık BIST adını aldı. Daha teknolojik halde işlemler yapabiliyoruz. Önceden senetler fiziki olarak saklanırdı. Şimdi her şey dijital ortamlarda. Yani burada birazdan sınırım görüntülerini de göreceksiniz. Senetlerin saklandığı kasaları. Seans odaları vardı. insanlar aracı kurumlarda, seans odalarında dururdu. Burada mesela tezgah üstü hisse senedi satan insanları görüyorsunuz. Birbirlerine hisse senetlerini böyle fiziki ortamlarda satıyorlardı. İşte gördüğünüz gibi seans odasını bu şekilde izliyorlardı Karaköy'de insanlar. Böyle bir karmaşıklık var. Herkesin elinde telefonlar, sürekli bir şeyler alınıyor, satılıyor. Böyle bir aslında bir sürü hareket, bağırış, çağırış, karambol, bayağı hareketli bir piyasa vardı şu andaki halini de göstereceğim tabii. İşte bu oralardan buralara ne kadar hızlı geldi artık. Telefonla değil internet üzerinden neredeyse tüm işlemler geçiyor. Telefonla işlem yapan da tabii ki vardı. İşte dealer'lar, broker'lar belki de orada yerlerini bilgisayarlara bıraktılar. Burada ekranda da hep beraber görüyoruz işte Borsa İstanbul'un yavaş yavaş evrimleşmesi. Bu ilk emekleme zamanları diyebiliriz. Sonrasında ne oldu? 2013 yılından itibaren İstinye'den sonra Nasdaq anlaşması çerçevesinde biz tek teknolojisiyle birlikte artık neredeyse her şey teknolojik olduğunu da görüntülerini göreceğiz. Bakın burada insanlar tahta dediğimiz neden tahta dendiğini de o zamandan görüyorsunuz işte tahtalara yazarak lotları hisse senetlerini alıyorlar ve satıyorlardı. Her hisse senedinin tahtası Gong işte o meşhur gong MKB'nin bir anda çalan seansın başladığını gösteren gongu karşınızda. işte çok hızlı bir evrim geçirecek Borsa İstanbul bunlar böyle eski hisse senetleri görüyorsunuz. Bilgisayar ortamına yeni taşındığı anlar bu. İşte İstinye'ye doğru yolculuk başlamış. Artık alım satımlar bilgisayar üzerinde yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Burada da işte hisse senetlerinin saklandığı kasaları, hisse senetlerini görüyorsunuz tomar tomar şu anda. Bunlar böyle kasalarda saklanıyordu. Takas Bank'ın öyle kasaları olduğunu düşünün. Bakın işte şu anda da görüyorsunuz hisse senetleri saklanıyor. Yani çok ilginç görüntüler ama çok aslında uzak bir gelecek değil bu. Geçmiş değil özür dilerim. Yakın bir geçmişten bahsediyoruz ve artık her şey dijital. Yani şu andaki haliyle alakası bile yok. Gördüğünüz gibi biraz daha hızlandıralım buraları bakın. Artık dijital çağda geçtik ve sonrasında artık bilgisayarlar, emirler otomatik olmaya başladı. Daha modern bir hale almaya başladı. Şimdi bunu fotoğrafla biraz daha çarpıcı hale getirilmişti. O ilk zamanları işte kargaşa herkes tabiri caizse birbirine eziyor. Gürültü, telefonlar her şey bir arada. Sonra gördüğünüz gibi İMKB'nin 8. yıl dönümünde elektronik alım satım başlıyor. Ve elektronik alım satımla beraber bilgisayarlar devreye giriyor. Telefonlar biraz daha uzağa ama telefon hala var işin içinde ve buradaki İstinye'deki seans salonunu görüyorsunuz şu anda. Bilgisayarların ekranlarına lütfen dikkat edin. kalın monitörler. Birkaç sene sonrasına gideceğiz, monitörler inceliyor, insan sayısı azalıyor. Biraz daha böyle bakın artık telefonda kulaklıklar çıkmış oradaki brokerların, dealerların kafasından ve artık daha böyle hakim bir ortam var. Şu anki halimi tabii ki bu değil. Şu anki hali bir kütüphane havasında. İstinye'deki seans salonu huzurlu bir kütüphane sessizliğinde. Adeta neredeyse insan yok gittiğinizde böyle bir sessizlik hakim. O bağırış, çağrışlar, telefondaki sesler artık yok her şey bilgisayarlar üzerinden gerçekleştiği için tam bir kütüphane havası var. Uzaktan halledildiği için her şey. Ama binanın içinde de ayrı bir bölümde var. O bölümde yüksek frekanslı işlemlerin yapıldığı bunlara da ileride değineceğiz. Yani algoritmaların ve robotların çalıştığı, sessizce çalıştığı ayrı bir oda var. Buradaki her kabinete uzanan kabloların uzunlukları bile aynı olmak zorunda. Yüksek frekanslı işlemler hacmin büyük bir bölümünü oluşturuyorlar artık. Ve birçok insan da bunlara kızıyor. Peki nedir algoritma? sorularla ilerlemeye en baştan almaya devam ediyoruz. Basitçe düşünelim dışarıda hava yağmurlu ve sizin burada bir sorununuz var. Nedir bu sorun? Islanma ihtimali. Buradaki çözüm de bir algoritma ile gerçekleşiyor. Yani bir algoritma sayesinde bu soruna biz çözüm üretiyoruz. Basit bir sorun, basit de bir çözümü var. Bunun çözümü, çözüm algoritmasını tabii ki yanıma şemsiyeyi alayım. Eğer yanınıza şemsiye alırsanız tabii bu kadar bardaktan boşanırcasına gibi değil ama en azından ıslanmazsınız almayan birine göre. İşte bakın bir sorun vardı. O sorula çözüm üretiyor algoritma. Algoritmalar neydi? Kuraldı ve sorunlara çözüm üretmeye çalışıyordu. İlk videoda kısaca değinmiştik. Çok gelişmiş algoritmalar da var. Sizin izlediğiniz alışveriş yaptığınız, izlediğiniz filmleri takip edip işte size Netflix gibi işte Disney Channel, Disney gibi Birçok ortamda size daha iyi hizmet verebilmek için sevdiğiniz filmleri, dizileri önünüze koyan, daha da izlemenizi isteyen veya reklamlar bu şekilde veya sizi takip eden artık internette çerezler var. Neler yaptığınıza bakıyorlar. Ona göre reklamlar sizin önünüze geliyor. Hatta birçok mesajlaşmanızı, konuşmanızı bile bazıları takip ettiği söyleniyor. İşte hayatımızın her anında veri bırakıyoruz ve o veriler bizi takip ediyor. O algoritmalar, karmaşık algoritmalar da var. Ama yine çok basit bir algoritmayla devam edelim. Trafik karışıklığı, sorun trafik karışıklığı ve bu sorunu gidermek için kullanılan bir algoritma. Buradaki renklerin her biri bir kural ve anlamları var. Bunu herkes biliyor artık değil mi? Yani her gün karşımıza da çıkıyor ve kullanıyoruz biz bu algoritmayı. Ve buradaki temelinde yatan sorun trafik ve onu çözmeye çalışıyor. Oradaki kargaşayı çözmeye çalışıyor. Tabii çözebildiği söylenebilir mi? Çok fazla araç varsa buradaki gibi hayır. Ama az önce verdiğim örnekte de aslında teknolojinin bu sorunu çözmek için uğraştığı, başvurduğu yöntem de yine algoritmalar. Nedir? Daha az trafikli yoldan demiştik ya. Alternatif güzergahlar işte arabamızdan, telefonumuzdan sürekli bakıyoruz. Amaç neydi? 5 dakika dahi olsa kazanmak. Yani algoritmayı özetleyecek olursak bize sorun çözme yarayan kurallar silsilesi diye de diyebiliriz, söyleyebiliriz. Birçok kural olabilir, tek bir kural da olabilir. Ne kadar karmaşık bir algoritma ise kural sayısı o kadar fazladır. Eldeki veriler ışığında yöntemlerden en uygun olanın seçilmesi ve yapılması gerekenleri adım adım ortaya koyan kurallar silsilesine biz algoritma diyoruz. Bir sorunun çözümü için üretilen kurallar tek bir tane de olabilir, karmaşık da olabilir dediğim gibi. Piyasalarda da durum aslında böyle. Peki niye lazım algoritma? Yani tamam işte trafiktekini söyledik veya diğerlerini söyledik. Finansal piyasalarla alakalı olarak neden lazım bize algoritmalar? Çünkü bizim piyasalarda işlemler yaparken çok net bazı sorunlarımız var insanlar olarak insan beyni olarak bunlar neler algoritmalarda sorun çözdüğünü düşünürsek bu özelliklerinden biz finansal piyasalarda da yararlanmak istiyoruz. Ne dedik en baştan beri teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve biz buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Tabii ki isteyen uydurmayabilir hala manuel işlem yapabilir veya bir algoritma kurgusuyla değil de içgüdüsel yapabilir bunun takdiri ama başarı... Getirecek şey genel olarak en başta da söylediğimiz gibi kurallar dahilinde işlemler yapmaktır. Bunun üzerinde de duracağız zaten. Algoritmaların çözdüğü sorunlar genellikle teknoloji yardımıyla oluyor ve bunu bu yardım almanın en kolay yolu da bilgisayarlar, bilgisayar programları ve teknik analiz platformlarıyla biz bunu halletmeye çalışıyoruz. Piyasalardaki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ve ekranın başında mesela piyasa takibi yapmak son derece zor iş. Sürekli stres, hareketsiz, sağlıksız. Ne kadar borsa tutkunu olursanız olun. Adrenalin damarlarınıza işlesin, dolaşsın. Yine de sınırları zorlayıcı bir meslek bu. Para kazansanız da. Kazanırken güzel ama kaybederken bahsettiğim sorunlar katlanarak artıyor. Kazanırken bile ekrana hapis olmak ve sürekli seans izleyen trader olmak bunların isyanına çok kez şahit olmuşumdur sadece bu işi yapanlardan bahsediyorum. Yani sürekli fiyat, grafik, haber akışı takip etmek dayanılmaz bir hal alabiliyor. İnsan yorgun düşebiliyor ve uğraştığınız şey takdir edersiniz ki hani böyle para, para çok sevimli gelmez insanlara. Güzel gelebilir belki ama onunla uğraşmak çok sevimli gelmeyecektir. Uğraşan insanlar en azından bankacılar ne demek istediğimi anlayacaktır. Ya da borsa ile uğraşanlar da zaten biliyor. Tabii bizim hayalimiz var. Yani aslında böyle olsa daha huzurlu, daha harika olmaz mıydı? Belki burada işte o tarafa giden yolu açmaya çalışacağız diyelim. Bu anlattıklarımız traderların yani sürekli ekranda işlem kovalayan yatırımcıların işleri. Ancak birçok kişi sadece borsadan geçimini sağlamıyor. Yani büyük yatırımcıların çok büyük bir bölümü bu şekilde. Sadece trade etmiyorlar yani. Tamam, yatırımlarını, birikimlerini değerlendiriyorlar. Ancak asıl para kazandıkları meslek bu değil. Herkesin farklı farklı meslekleri var. Ama çok önemli bir problem aslında bu. İnsanlar bunun farkında olmasa da uzun vadeli yatırımcıları bir kenara koyalım. Onların da tabii ki belli algoritmaları var ama daha seyrek işlem yaptıkları için o tarafa ayırdıkları vakit çok daha fazla olmuyor. Boş vakitlerinde burada değerlendirebiliyorlar. Burayı tekrar baştan oynatmak istiyorum sürekli alıp satmak ve düzenli para kazanmaya çalışmak eğer ekran başında değilseniz hatalı bir yöntem olabilir sizin için. Çok hatalı olabilir. Daha en baştan sürekli grafik, fiyat ve haber akışı takip edenlere göre siz yenik başlarsınız. Zaten dezavantajlı başlarsınız bu duruma. Geride başlarsınız. Dezavantajlı para kazanırken çok önemli bir dezavantaj olur. Ama bunun üstesinden gelmek işlem saatleri içerisinde başka bir işte çalışırken pek mümkün değil. Yani öğrenci, esnaf, bankacı, kasiyer, polis, avukat, öğretmen, doktor gün içinde işleri nedeniyle kısacası olamayan herkes. Herkes alıp satıp hep kar etmeyi hayal eder. Ama böyle alış satışlar onlara göre mi ekranı izlemiyorken bence değil. O zaman bu bir sorun gayette. Ve bu sorunlardan bir tanesi çok önemli bir sorun. Başka ne gibi sorunlar var? En önemlilerinden bir tanesi algoritmik işlemlerin piyasalarda çözüme kavuşturmak istediği sorunlardan bir tanesi. Sistemsizlik. Çoğu yatırımcı öylesine bir, birinden duyduğu hisse senediyle, tanımadığı birinden duyduğuyla işlem yapabiliyor. Veya yalan bir habere inanıp işlemler yapabiliyor. İşte algoritmik işlemlerde en baştan, daha en baştan sizin elinizde olması gereken bir yol haritası var. O da sizin stratejiniz. Kurallarınız, algoritmanız yani aslında strateji sizin algoritmanızdır. Ve bu bilinen bir gerçek. Stratejisi olmayan ve başarılı olan işlem yapan, trade eden insan sayısı belki de hiç yok. Hepsinin mutlaka bir stratejisi var. O yüzden algoritmik işlemler daha en baştan strateji dahilinde yapıldığı için size önemli bir avantaj sunuyor. Ne olabilir bu strateji? Bu strateji herkesçe bilinen bir indikatör kesişimi de olabilir veya karma karışık şeylerin bir araya geldiği bir algoritma da olabilir. Koddan bahsetmiyorum. Bu sizin yönteminiz olabilir. Harmonik işleme göre, mum formasyonuna göre, trend kırılımına göre, hareketli ortalama göre işlem yapabilirsiniz. Bu bir strateji ve o bir yol haritası. Kaybolduğunuzda tekrar nereden başlayacağınızı size gösteren bir harita olarak düşünün stratejiyi. Algoritmik işlem yapıyorsanız, otomatik işlemler tarafında mecburen ve en başından kurallarınız, stratejiniz olmalı. Olmayana göre avantajlısınız yani. Başka ne gibi sorunlar var? Psikolojinin negatif etkisi sorunu var. Yani mesela ben bugün sevgilimden ayrıldım, cenazem var, kötü bir haber aldım. Bugün ben işlem yapamam, yapsam da çok faydalı olamam. Yanlış kararlar alabilirim. Yani normal hayatınızda yaşadığınız zaten stres altındayken çok daha büyük hatalar yapabiliyorsunuz olumsuzluklar karşısında işlem yaparken bu piyasalar acımasız ve insan duygularına göre değil böyle duyguların etkisinde hata yapabiliyorsunuz psikolojinin negatif etkisi algoritmaların derdi değil çünkü kurgulama haricinde insanların psikolojilerinin buraya etkisi yok mutlaka robot aynı psikolojiyle hiçbir şekilde negatif etkilenmeyerek kuralları uygulayacaktır. Kurallar dahilinde olacaktır bu. O yüzden sistemin kurgu aşaması geçtiği andan itibaren insani psikolojik dezavantajları da algoritmalar kenara bırakır. Burada da bir adım daha belki öne geçer. Bir sonraki slaytta Önceki bölümü izleyenler hatırlayacak bu sahneyi benim artık tam olarak otomatik işlemlere geçmeme kesin karar vermemdeki en önemli olay etken disiplin sorunuydu. Neydi disiplin? Stop disiplinine uymamıştım ve sonu büyük hüsran olmuştu. İşte üst üste 5 yanlış işlem yapsa dahi 6.da da aynı disiplinle aynı kuralları uygular algoritmalar ama insan öyle mi? Arda arda yanlış işlemlerde zaten bir önceki maddede olduğu gibi psikoloji negatif etkilenir ve yanlış kararlar arda arda gelmeye başlar, eli ayağına dolaşır. İşte robot gibi olmak diyoruz ya burada bu devreye giriyor. Bu da sonraki işlemleri olumsuz etkiliyor ve siz bu olumsuz etkilenmeden maalesef kötü bir durumla karşılaşıyorsunuz. Sonraki işlemler olumsuz etkilendi. Alınan kararlar hep negatifliğin etkisinde. İşte burada benim o Türk Hava Yolları'ndaki çöküşüm gibi anlattığım şey gibi sonu hüsran olur, disiplin kaybolur ama algoritmaların öyle bir derdi yok. Harfi harfine o kuralları eğer otomatikleştirirseniz sistemi veya belli bir yol haritanız varsa algoritmanızda o kuralı uyguladığınız takdirde böyle bir derdiniz olmaz. Ve kesinlikle ne yaparsınız? Buradan disiplin sorunuyla da başa çıkabilirsiniz. Algoritmalar bir adım daha öne geçer. Başka bir sorun daha var. Hadi diyelim stratejiniz var. Çelik gibi sinirleriniz var. Disiplinle de uyguluyorsunuz stratejinizi ama kapasite sorunu diye bir sorunumuz var. Aynı anda kaç hisseye hakim olabilirsiniz ki? Yani bir düşünün bir elin parmaklarını geçmeyecektir. Ani bir harekette devre kesiciler tetiklenirken düşünün kendinizi... Arda arda hisse senetleri devre keserken hangi birine yetişeceksiniz? Ne kural kalır, ne disiplin kalır, ne sistem, ne strateji. İşte ama robot olarak tabir ettiğimiz sistemlerde sınırınız bilgisayarınızın bileşenleri dahilindedir. Yani onlarca grafiğe, onlarca hisse senedine aynı anda bakabilir ve aynı kuralları harfiyen, aynı disiplinle, aynı stratejiyi çelik gibi sinirlerle hiç negatif etkiye kapılmadan o kuralları defalarca çalıştırabilir. Benim en sevdiğim kısım bu. Baştan beri hep söylediğimiz şey aslında neydi? Algoritmalarınız çalışırken daha en baştan ve kesin olarak kazandığınız bir şey var. Herkesin 5 dakika olsa günlük işlerinde, hayatında, trafikte kazanmaya çalıştığı bu zaman işte. Hızla işliyor ya ve ne demiştik şu anki teknolojiyle maalesef ama maalesef geri alamıyoruz biz bu zamanı. Zaman sorununu da algoritmalar çözüyor. Algoritmik işlemlerde sürekli ekran başında oturmanıza ve takip etmenize gerek yok. Bunun zorunlu değilsiniz ve yatırımcıya, hayata ve daha stressiz şeylere vakit ayırabilmek için zaman sağlar. Sadece bunlar mı? Birçok aslında algoritmaların çözdüğü sorun var ama bunlar belli başlıları ve en önemlileri belki de kendimden de örnek vermek istiyorum. Bir tane de öyle ekleyelim bu konuya bir madde de öyle ekleyelim. Mesela kendi açımdan düşündüğümde benim işlem tekniklerimde, yöntemlerimde bana en önemli katkısı ne oldu diye sorulduğunda, benim aklıma ilk yani bu saydığımız maddelerin dışında tabii, yatırım hayatımı, piyasalara bakış açımı değiştiren bir noktası oldu. Ne gibi bir sorunu çözdü ondan bahsedeyim. Piyasada işlem yapan yatırımcılar genelde bir ürünü belli bir fiyattan alır hisse senedini ve daha yukarıdan kar ederek satmaya çalışır. Bu bizim beynimize çocukluktan beri kar dendiğinde aklımıza gelen ilkokuldan, ortaokuldan problemlerdi aklımıza gelen. Bize sorulan işte şu kadarı aldın, bu kadara sattın, ne kadar kar edersin ya da zarar edersindir. Hep elimizde olmayan bir şey alırız ve sonra satıp arada kar etmeye çalışırız. Yani aldıktan sonra bir hisse senedini veya bir enstrümanı kar edebilmek için fiyatın artmasını ister yatırımcılar. Fakat piyasalar çift yönlüdür. Yani her zaman yükseliş trendleri olmayabilir. Genelde olabiliyor ama trendlerin üçte ikisi yükselişse üçte biri de düşüş trendi ve çok sert olabiliyor. Ani büyük düşüşler. Ya genelde şöyle söylerler işte aylarca yavaş yavaş kazandırdıklarını bir haftada hepsini geri verdik fazlasıyla zarara bile geçti derler. Yani her zaman yükseliş trendi olmayabilir. Düşüş trendinde de işleme giriş yapabilirsiniz. Ve bu çoğumuzun başına gelen bir durum. Alırsınız daha yukarıdan satmak için ama trend düşüş yönlü olduğu için zarar edersiniz. Ve genel olarak da sonu üzücü biter. Benim Algoritmalar sayesinde kendime göre kazandığım en önemli özellikse işte bu kabuğu kırmak oldu. Yani alıp yüksekten satma içgüdüsü yerine daha dışarıdan bakıp indikatörlerin sinyalleri sayesinde short işlem dediğimiz satıp daha aşağıdan almaya alıştım. Hatta bunu manuel işlemlerimde bile çoğu zaman short tarafta böyle düşüşlerden faydalanmaya çalıştım. Bunun çok sebebi vardı ama en önemli sebeplerinden bir tanesi çıkışlar genelde yavaş yavaş böyle kıvrıla kıvrıla oluyor ama düşüşler panik anında sert bir şekilde ve çok hızlı oluyor. Yani aslında short tarafta daha hızlı ve daha büyük meblaları kısa sürede kazanabiliyorsunuz. Böyle bir yolu var ama tabii ben bunları algoritmalar sayesinde yaptım. Çünkü benim beynim de normal insan beyni gibi hep alıp daha yüksekten satmaya programlıydı. Ama robotların işleyişini gördükçe ben short tarafta da işlemler açmaya ve o mantığa alışmaya çalıştım. Alıştım daha doğrusu. Short işlemlere. Yani bundan daha iyi olduğumu, hatta diğer yönteme göre daha konforlu olduğumu hissettim ve vadeli tarafta çok işlem yaptım hep short tarafta. Bir de öyle de bir şey oldu. Bu sefer de longu yani alıp yukarıdan satmayı biraz böyle boşladım diyebilirim. Daha çok o tarafa kaydım. Asla aklıma bile gelmezdi böyle olacağı. İşte bu tamamen ve tamamen nasıl oldu? İndikatörlerin sinyalleri sayesinde oldu. Göstergelerin bunlardan bahsedeceğiz. İndikatörlerle ilgili bir bölüm yapacağız. Piyasalara ben tarafsız bakabilmeyi onlar sayesinde öğrendim. Düşüşlerde herkes üzülürken para kazandım ve onlar sayesinde kazandığımı düşündüm. Onlar sayesinde demeyelim yani onların vesilesiyle ve ben orada işlem açarken size bir destek olduğunu düşünebilirsiniz. Bu bir özellik ve bu bir özelliği ben bu şekilde kazandığımı düşünüyorum. Ve başta ben de böyle bir sorunun çözümüne kendi özelimde yaradığı algoritmalar diye düşünürüm genel şeylerin dışında. Çokça paylaştığım bir ekrana getiriyorum sunum sayfasını. Algoritmik işlemlerin bu saydığımız şeyleri de biraz özetlemiş oluruz işte. Daha en baştan algoritmaların insani zaaflara karşı sorunlara karşı çözümleri kullananları kullanmayanlara karşı birkaç adım öne geçiriyor gördüğünüz gibi. Ve işte neler bunlar? Oyun planı strateji olmayana göre avantajlı konuma geçiriyor algoritma kullanırsanız. Çelik gibi sağlam sinirler psikolojinin negatif etkisini bir kenara bırakıyor eğer algoritma kullanırsınız. Risk yönetimini en baştan yapmış oluyorsunuz bir algoritma dahilinde. Ve yani bu bir stop seviyesi olabilir, karal seviyesi olabilir veya trend takip robotu olabilir. Disiplini bir kenara bırakamıyorsunuz o disiplini mutlaka risk yönetimi, psikoloji, strateji dahilinde algoritmalar harika bir şekilde harfiyen uyguluyorlar. Ve tabii ki hep en baştan biri o kazanmaya çalıştığımız zaman, zaman çok çok önemli. Peki algoritmalar piyasalarda neler yapar? Yani biz algoritmaları nelerde kullanıyoruz piyasalarda? Genelde dedik ki algoritmalar kurallar dahilinde çalışan sistemler. Bunlar otomatikte olabilir, yarı otomatikte veya algoritma size al veya sat sinyalini verir, siz uygularsınız gibi düşünebiliriz. Hibrit sistemler de diyoruz buna. En son kararı siz verebilirsiniz. Ama tamamen de otomatize edebilirsiniz. Fakat burada da yine avantajlar var. Onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Algo Trade'deki ilk adım benim de öyleydi. Taramalarla başladı. Sonra indikatörleri test etme şansım oldu. Onları öğrenmeye çalıştım. Onların testlerini yaptım. Geçmişe dönük. Bunlar nasıl çalışıyor? İyi mi? Kötü mü? Zayıf yönleri neler? Sonra buralarda kurguladığım sistemlerle diyelim stratejilerle para kazanmaya başladım ve kazandıkça bu tarafı yönelimim, şevkim daha da arttı. Burada tabii insanlarla da birçok şeyi paylaşmaya çalıştım. Onların dualarıyla manevi olarak güç alıyordum ve insanlardan da tabii bana sorduklarında onlardan da besleniyordum diyelim ve nasıl strateji yazılır en başta ben de bilmiyordum nasıl kodlama tarafını söylemiyorum nasıl kurgulanır neye göre alayım nereye göre satayım genelde çünkü böyle sıkıntıları vardır kullanıcıların işte kurallar dahilinde otomatik işlemler, robotlar, manuel işlemler, algoritmik işlemlerdir piyasalarda. Taramalar, backtestler ve optimizasyonlar yaparız. Şimdi birazcık bunlara değinelim. Bu konuları ayrı ayrı çok daha detaylı işleyeceğiz A'dan Z'ye eğitimimizde. Evet taramalar yaparak uygun koşuldaki hisse senetlerini bulmak dedik ilkini. Taramalar çok pratik ve kolay. Tek tek yüzlerce hisse senedini taramak yerine gözle saniyeler içinde size algoritmalar sayesinde ne yapıyor? Karşınıza bakın burada mesela pozitif uyumsuzluk gösteren hisse senetlerini tarıyor ve ekrana getiriyor. Ve siz böylece çok önemli en baştan beri ne söylüyoruz? Çok önemli bir zaman kazanıyorsunuz. Çünkü bütün gece uğraşacaktınız. Çok basit bir şey de olabilir. Herhangi bir hareketli ortalamayı kesenler. Saniyesinde size bilgisayarlar burada veriyor o sonucu ve siz öyle bir bütün gece uğraşmak, yorulmak zorunda kalmıyorsunuz. En baştan vakit kazanıyorsunuz. Strateji veriyorsunuz. Yetmedi geçmişe dönük test yapıyorsunuz. Yani işte bu kolaylıklar da çok önemli. Neden? Çünkü tamam bir fikriniz var, bir işlem fikri, herhangi bir fikir, basit veya karmaşık. Bu fikir acaba işe yarar mı? Geçmişte çalışmış mı? Tabii ki geçmişte çalışmışsa gelecekte de çalışacağının garantisi yok. Ama bir güç verir. Tamam, geçmişte çalıştıysa bu iyi bir strateji olabilir. Bunu geliştirebilirim diye düşünebilirsiniz. Üzerinde düşünülebilir. Yani siz algoritmalar sayesinde bu kurguladığınız algoritmayı işte terminaller, matrix gibi terminaller sayesinde saniyeler içinde geçmişte başarılı olmuş mu, olmamış mı bunu anlayabilirsiniz. Bunu manuel olarak da anlayabilirsiniz ama çok uzun sürer ve sonu zararla da bitebilir. Böylece zararla bitenleri eleyebilmiş olursunuz. Kesinlik ihtiva etmese de en azından fikir verir. Çok daha mantıklı düşünmeye sizi alıştırır. Tabii ki bir sonraki aşama stratejiler ve robotlar. Burada alsat sinyalleri elde edip bunu manuel uygulayabilirsiniz hibrit bir şekilde veya tamamen Matrix'e bırakabilirsiniz. Matrix sizin için alır satar gibi düşünebiliriz. Burada güzel noktaları var. Yani bir noktadan sonra artık eğer sistemleri hızlıca geçmişe dönük tarayıp güzel şeyler bulduktan sonra sonu güzel noktalar, sonu güzel stratejiler bulduktan sonra araştırdıktan tabii ki burada hemen tek tuşla bir şey yok. Araştıracaksınız, uğraşacaksınız. Hangileri iyi çalışıyor, hangileri çalışmıyor? Hangileri size göre? Bu öyle bir şey. Yani hangisi sizin baktığınız grafiğe göre sizin stratejinize, risk alışkanlığınıza, trade alışkanlığınıza göre size uyan bir strateji olmadı. Bana uyan size uymayabilir. Başka birinin kar ettiği size zarar ettirebilir. İşte bir noktada profesyonelleşmekten birazcık ilgi ve uğraşçıdan bahsediyorum. Hiçbir şey böyle tek tuşa basılıp olmuyor açıkçası. Ve sonrasında da tabii böyle bir keyif oluyor. Ne oluyor artık robota bırakıp işlemlerinizi al ve sat sinyallerini tamamen ve tamamen algoritmalara bırakıyorsunuz. Ve oradan sonra işte o başta bahsettiğimiz sorunlar sadece artık yeni bir algoritma kurgulamak üzerine, sistemlerinizi geliştirmek üzerine daha böyle keyifli diyeyim, daha huzurlu ve uzun vakitler alıyor. Uzun böylece kendi işinize, gücünüze eğer bahsettiğim farklı bir meslek yapıyorsanız vakit ayırabiliyorsunuz. Sevdiklerinize vakit ayırabiliyorsunuz. İsterseniz piyasaların stresinden uzaklaşabiliyorsunuz. Hatta çoğu zaman yani onu da birazdan da bahsedeceğim. Burada görüyorsunuz otomatikleştirdikten sonra artık sistem kendi kendine çalışmaya başlıyor. Piyasalar zor. Algoritmik işlemlerse piyasalardan biraz uzaklaşma, huzura doğru gitme, sevdiklerinizle, hobilerinizle, farklı işlerinizle, güçlerinizle daha fazla vakit ayırmayı algoritmik işlemler sağlayabiliyor. Yani en baştan size zaman kazandırıyor. Böyle bir ortama ulaşmak için. Ben çoğu zaman hisselerin endeksin bile fiyatını unutuyorum. Bunu algoritmik işlem yapan birçok insan size söyleyecektir. Artık robotlara bırakan işlerini. Bu tabii ki en başta direkt yapabileceğiniz bir şey değil. Yavaş yavaş oluyor ama o noktaya gelebiliyorsunuz. İşte bu eğitimde de sizlere bu huzurlu yolda ilerleyebilecek bilgiler vermeye çalışacağım. İlerleyen bölümleri bekleyin lütfen. Yavaş yavaş gidiyoruz A'dan Z'ye algoritmalar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Unutmayın sorularınız ve yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Hepsini dikkatle takip ediyoruz. Ve el, önceki bölümde de belirttiğimiz üzere sorularınıza önem veriyor olacağız. Onlarla ilgili yayınlar yapacağız. Lütfen videonun yorumlar kısmında soracağınız soruları, İlerleyen bölümlerde daha faydalı içerikler üretebilmemiz için siz de bizlerle paylaşın. Arada yapacağımız canlı yayınlarda bunları cevaplayalım ve her zaman söylediğim gibi bu eğitimin sizlere ulaşmasını sağlayan Yatırım Finansmanı ve Matrix Akademi'yi sosyal medya tarafında takip ederek desteklerinizi gösterirseniz daha çok içerikle sizleri buluşturabiliriz. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle izlediğiniz için çok teşekkür ederim.